Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle para üzerine bir çalışma paylaşacağım. Daha önce parayla ilgili paylaştığım çalışmalardan çok güzel sonuçlar alan arkadaşlarımız var. Bunu siz de yorumlardan okuyorsunuz. Ben de özelden aldığım bazı geri bildirimlerden bunları görebiliyorum. Çok fazla sayıda arkadaşlarımız güzel sonuçlar alıyor. Şimdi bu sonuçlar sizi tabii motive ediyor ama herkes alıyor da ben niye alamıyorum deyip çalışmaları kesmeyin. Çünkü yeterince inanmıyorsunuz demektir arkadaşlar. Yaptığınız çalışmalarda herkese göre değişir. Paraya bakış açınız, parayla olan aranızdaki ilişki, yaşadıklarınız, hepsi bunların birer etken. Dolayısıyla bunların farkında olup onlardan tamamen arınmış bir şekilde yapın. Yani çok objektif yaklaşın para kavramına. Onun için belki de sonuç alamıyorsunuz. Şimdi bu çalışma, bu engellerin üzerinden bu döngüyü kırma çalışması. İnanmak çok önemli. Yaptığınız çalışmaya olan inancınız eşittir alacağınız sonuç. Bunlara çok dikkat edin. Şimdi bu çalışmalarda bir sihir yapmıyoruz. Herhangi bir sihir yok. Siz inancınızı test ediyorsunuz bu çalışmalarla. Ben sonuç aldım, inandım. Ben sonuç alamıyorum. İnanmıyorsun. Henüz yeterince o inancı oluşturamadın. O elektromanyetik alan henüz etkili değil. İşte bunlara çok dikkat edin. Şimdi para eşittir bolluk bilinci değil arkadaşlar. Para bir araç, bir enerji. Ama içinde bulunduğumuz sistem bolluğun eşittir para olduğunu bize hissettiriyor. O yüzden bu çalışmayı da para üzerinden yapacağız. Aslında bolluk bilinci çok farklı bir kavram. Bolluk çok boyutlu bir anlamı var. Hayatınızın her alanında bolluk. Sadece paranın olması, para biriktirmeniz sizin bolluk bilincinizi temsil etmiyor. Aksine bazen yokluk bilincinize katkıda bulunuyor. Dolayısıyla olayları sadece para üzerinden değerlendirmeyin. Bu çalışma para üzerinden olacak. Bir çağrıştırma olmak üzere, ancak bunu metafor olarak kullanacağız burada. Bolluk bilinci çok farklı arkadaşlar. Bolluk bilincini geliştirmek de hayata olan, hani bu varlık bilincine olan inançla doğru orantılı. Şimdi bu çalışmanın amacı paraya olan bakış açınızla ilgili zihin döngüsünü kırma. Zihin belli bir düşünce, duygu ve inanç yapısı oluşuyor zamanla. Zihin buna öncülük ediyor. Ve bu kalıplar artık öyle kalın duvarlarla örülüyor ki onu kırmanız imkansızlaşıyor. Ve paranın o duvarların arkasında olduğunu görmeye başlıyoruz. Ona ulaşmak çok güçleşiyor. Çalışıp çabalamak gerektiğine inanıyoruz. İşte bu kalıpları kırmamız gerekiyor, inceltmemiz gerekiyor ki önce bolluğun o paradan bize hissettirdiğini alalım, ardından bolluk bilincinin ne demek olduğunu anlayalım. Şimdi bu çalışmada 3 renk üzerinden size çalışma yaptıracağım. Bunlardan ilki mavi olacak, diğer renk mor olacak ve üçüncü rengimiz de beyaz olacak. Bu renkleri kullanarak sizi yönlendireceğim. Her zaman olduğu gibi rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam seçin lütfen. Ve yavaş yavaş artık gözlerimizi kapatalım. Sırtımız dik olsun, omurgamız dik olsun. Yatarak önermiyorum. Çünkü uyuyabiliyorsunuz. Oturarak yapmanızda fayda var. Gözlerimiz kapalı. Ve 3 kez şöyle derin bir diyafram nefesi almanızı isteyeceğim. Burnumuzdan şöyle derin bir nefes alalım. Karnımızı şişirelim. Tutalım nefesi orada. Oradan göğüse doğru nefesi alıp ağızdan dışarıya verelim. Bunu 3 kez yapalım lütfen toplamda. Şimdi gözlerinizin önüne böyle aranızda 7 adımlık mesafede masmavi bir kapı getirin. Böyle bir odanın mavi bir kapısı. Aranızda 7 adımlık bir mesafe var. Göz kapaklarınızda görmüyorsunuz bu kapıyı. Ve içinizden 3 kez bu kapıdan içeri girmeyeceğim deyin. 3 kez. Ve şimdi 7 adım atarak
bu kapıyı itip açmanızı isteyeceğim. Açın kapıyı. İçeriye doğru adımınızı atıp arkanızdan da kapıyı kapatın lütfen. Adım attığınız yer masmavi duvarları olan küçük bir oda ve yerde mavi bir bavul var. Şimdi içinizden 3 kez bavulu açmayacağım deyin. Ve 7 adım yürüyerek bavula doğru gidin. Bavulu açın. İçi ağzına kadar para dolu bir bavul. Paraları saymayacağım deyin 3 kez. Ve 7 adet banknot alın, bir bir sayın. Sayıp bavulun içine atın. Sayıp bavulun içine atın. Ağzı açık bavulu bırakın ve dümdüz yürüyün. Şimdi karşınızda mor bir kapı var. Bayağı odanın karşısına doğru yürüyorsunuz ve mor bir kapı var. Çıkış alacaksınız oradan. Kapıyı iterek açın lütfen. Arkanızdan kapıyı kapatın. Mor duvarları olan bir odaya girdiniz şu an. Ve 7 adımlık mesafede yerde mor bir bavul duruyor. İçinizden 3 kez bavulu açmayacağım deyin. Ve 7 adım yürüyüp bavulun başına gidin. Bavulu açın. Bavul ağzına kadar para dolu. Paraları saymayacağım deyin 3 kez. Ve 7 adet banknot alın elinize. Bir bir sayarak tekrardan bavulun içine atın. 7 adet. Bavulun ağzını açık bırakıp karşıya doğru yürüyün. Ve önünüze bembeyaz bir kapı gelecek. Beyaz kapıdan dışarı çıkacaksınız. Beyaz kapıyı iterek açın. İçeriye doğru adım atıp arkanızdan kapıyı kapatın. Ve bembeyaz duvarları olan ve 7 adım sizden uzakta olan yerde beyaz bir bavul var. Beyaz bir odada, sizden 7 adım uzakta beyaz bir bavul. İçinizden 3 kez bavulu açmayacağım deyin. Ve 7 adım yürüyerek bavula gidin. Bavulu açın. Ağzına kadar dolu olan paralara şöyle bir bakın. Paraları saymayacağım deyin 3 kez. Ve paraları, bir avuç parayı elinize alıp saymaya başlayın. Alın, bavulun içine atın. Alın, bavulun içine atın. Sayın. Avucunuzda para bittiğinde yine iki avucunuzda paraları alıp şöyle bir düzeltin avucunuzda. Tekrar sayarak atın bavulun içine. Saymaya devam edin. Ve avuçlarınızdaki parayı tamamen bitirin. Bavul açık. Karşıya doğru yavaş yavaş tekrar yürüyün. Normal yolunuza devam edin. Ve bembeyaz bir kapı tekrar önünüzde. Şimdi içinizden bu kapıdan dışarı çıkmayacağım deyin. 3 kez. Ve yavaş yavaş
Ayak parmak uçlarınızdan itibaren beyaz bir ışığın bedeninizi beyaz ışığa döndürdüğünü hayal edin. Önce ayaklarınız beyaza dönsün. Ben söyledikçe dikkatinizi verin. Bacaklarınız beyaz ışığa dönsün. Bedeniniz tamamıyla bembeyaz ışıktan bir bedene dönüşsün şu an. Ve kapıdan çıkmayacağım dediğiniz o beyaz kapıyı iterek açın. Dışarıya doğru adım atıp arkanızdan kapıyı kapatın ve kendinizi bembeyaz ışıktan bir beden olarak boşlukta süzülürken bulun. Hiçbir gerçekliğin olmadığı, tamamıyla sonsuzluk hissi, gökyüzünde süzülür gibi, uzay boşluğunda süzülür gibi bembeyaz ışıktan bir beden olarak süzülün. Yavaş yavaş ben söyledikçe önce ayak parmaklarınızı hissedin. Şöyle bir oynatın. Bulunduğunuz yerde olduğunuzu hatırlayın. Ayaklarınızı hissetmeye başlayın. Bacaklarınızı ve tüm bedeninizi şimdi ve burada bulunduğunuz odada hatırlayın. Bedeninizi hissedin, ağırlığınızı hissedin. Ve burnunuzdan şöyle derin bir nefes alıp karnınızı şişirip tutun, sadece beyaz ışığa odaklanın. Sadece beyaz. Ve ağızdan hızlı bir şekilde nefesinizi verip gözlerinizi açın. Evet arkadaşlar, şimdi bu paraya olan bakış açınız, zenginliğe olan, bolluğa olan bakış açınızı aslında şu an neyse döngü onu kırma çalışması. Bunu ne kadar inanarak yaptıysanız o kadar hızlı bir şekilde kırmış olacaksınız ve sadece fırsatlara, bütün farkındalığınızı açın. Fırsatlar nereden gelecek? Onun heyecanında kalın. Sadece o heyecanda kalın. Dikkat edin, para içinde yüzebilirsiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, bolluk dolu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.